Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda tekrardan şöyle göstereyim. Japonya'dayım hocam, Tokyo'dayım. Bu sefer Akihabara'dayız. Daha önce bu Akihabara'da bir video çekmiştik. Bugün çok farklı bir şey yapıyoruz. Bugün yaptığımız içerik şudur ki Tokyo'da çok acayip, çok garip bir konsept var. İnternet kafe var pek çok yerde ama bu bizim internet kafeler gibi değil. Bu internet kafeler otel hocam. İnternet kafe otel konseptli. Oda var, bilgisayarlı bir oda, yataklı falan. Giriyorsun abi içeriye. Babacım biz nereye geldik ya? Ben şu anda otelindeyim. Abi sansür, buralara sansür. Yan odada bir tane dayı alıyor şu an. Ben nasıl uyuyacağım burada? Oğlum niye kondom verdiniz çekerken? Kondomu kullanacağız. Abi bittik biz ya, bittik biz otelinde ateşler içinde yanacağız. İnternet kafe otel konseptli. Çok enteresan bir durum var. Giriyorsun abi içeriye. Oda var. Bilgisayarlı bir oda, yataklı falan. O odada kalıyorsun. Yaşıyorsun bayağı. Bütün gününü orada geçiriyorsun. Garip. İşte ne bileyim, içecek sınırsız, dondurma sınırsız falan gibi hizmetler var. Gideceğiz, bakacağız. Hepsi birbirinden farklı. Şu an ben bir tane buldum. Onu bir konumdan bulup gitmem lazım. Oraya bir gideceğim. Bakalım yer var mı? Yer olmama ihtimali de var. Önden rezervasyon yapamadık. Bakalım bulalım. Nerede? Ulan Allah kahretsin, yanlış gittim ya. Yanlış döndüm ya. Doğru taraftaymışım. Şuraya gidecekmişim. Zaten şuradan geldim. Şuraya gideceğim. Şöyle dönüp şöyle bir daha ışık bekleyeceğiz. Eşeklik işte, turist canım, oluyor böyle. Turistler böyle şeyler yapar. Garip ülkenin garip sokaklarında devam ediyoruz. Burası mesela otopark. Bu binanın otoparkı. Arabalar giriş çıkış yapıyor. Fakat arkada görüyorsunuz, araba giriş çıkış yaparken 4 bazen 6 tane çalışan yayayı durduruyor, arabayı durduruyor. Yani bence gereğinden fazla istihdam. Bu kadar fazla istihdam boşa masraf gibi duruyor. Ama kesin bunun yasasında vardır bunun bir karşılığı. Daha fazla işçi çalışabilsin diye ulan kaçıracağız. Koyduğumun yerinde ışığı kaçıracağız. Koş dayı. Koş dayıcım koş. Kaçırmayalım. Şunu açsam çok dikkat çekerim değil mi? Biraz dikkat çekerim ya. Hiç sevmiyorum böyle etiket olma işlerini ben. Biraz daha açsam iyice göze batarım değil mi? Çok göze batarım ya. Bütün gözler üstümde. En sevmediğim şey. Yurt dışında hiç sevmem. Bir de flash yaktım. İyice etiket olduk. Kaçtı gari. Ha yok, geçti. Kaçtı ışık. Koş kızım koş. Koş, ben kaçırdım, siz kaçırmayın. Ben kaçırdım ışığı. Tüş. Ha buradalarmış. Bunların hepsi böyle bir tane meyit kafeler falan oluyor. Oralara davet ediyorlar. Yok abicim, nerede ya? Kayboldum ya. Aa bu. Bulduk bu. Nasıl giriliyor bunu? Bu. Dördüncü kat. Tamam, bunlar şimdi çekime büyük ihtimalle laf ederler. Ben bir gireyim. Bir oda işini halledeyim kovulmadan. Sonra çaktırmadan çekeriz belli başlı kısımları. Evet, şimdi Tokyo'da böyle bir durum var. Özellikle yaz ayı. Daha yeni açmışlar turistlere burayı. Bayağıdır kapalıymış. Millet yığın yapıyor. Hocam yer yok. Burada genel olarak yer yok. Herhangi bir lokantada yemek çay yemeye çalışıyorsun, yer yok. Kahvecide oturmaya çalışıyorsun, yer yok. Tatlıcıda oturmaya çalışıyorsun, yer yok. İnternet kafede de yer yokmuş. Şey varmış aslında, üstü tavanı açık yerde yer varmış. Ama ben yayın mayın yapacağım şimdi. Benim öyle sessiz olmamı gerektirecek bir yer olmaması lazım. Kapalı bir oda olması lazım. Onda da yer yokmuş. Şimdi başka bir yer arıyoruz. Bakalım bulabileceğiz mi? Hocam bu... Hocam... Hocam... Ha. ...401 değil mi lan birinin kapısını? Ha. Hopa... How can I... Ha, it's already open. Okay. Okay, sorry.
Thank you. Thank you. Ananı s**ayım buranın anne. Oğlum buranın anne. Abicim. Vantilatör. A**a koyarım, klima yok mu? Ananı Allah. Belanı vermezsin. Babacım biz nereye geldik ya? Biz nereye geldik ya? Oğlum. Arkadaşlar çok garip bir şey oldu. Ben şu an var ya. İstesem böyle bu kadar komik bir videonun içinde bulamazdım. İstesem olmazdı yani. Ben şu anda otel otelindeyim. İnanamıyorum ananı. Bir oteli burası. Bir dakika. İnanamıyorum başıma gelene. Tam ışık ha. Bir otelindeyim abi. Abi sansür. Buralara sansür. İnanamıyorum. Japon dayılarla birlikte yan odada bir tane dayı asılıyor şu an. Ben oyun oynayacaktım koyayım ya. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Döl peçetesini atmalık poşet. Allah kahretsin. O oteli. Ananı bırakayım. Ben nasıl uyuyacağım burada? Ben kondom verdiler. Oğlum niye kondom verdiniz? O bir çekerken kondomu kullanacağız. Ben neyin içindeyim? Babacım klima kurban oldum. Vantilatörle olmaz bu iş. Burada pişeriz. Ateş gibi burası. El alemin ateşiyle dolmuş burası. Klima yok mu? Ne diyor bu? Işık bu ya. Klima yok ya. Abi bittik biz ya. Bittik biz. Otelinde ateşler içinde yanacağız. Ben bir tuvalete gideyim. Ben çok sıkıştım. Bir sürü şey anlatacağım geri dönünce. Çok enteresan şeyler oldu abi. Çok garip. Şimdi hocam. Ben tuvalete gittim. Tuvaletten geldim. Sonra şurada şöyle şeyler gördüm. Terlik veriyoruz size. Ondan sonra battaniye veriyoruz. Mikrodalgayı kullandırıyoruz. Şarj aleti veriyoruz falan. Ben zaten şöyle bir şeyi otelden almıştım. Taktım telefonu şarja. İşte battaniye aldım. Böyle bir battaniye verdiler. Ne kadar temiz bilmiyorum. Orası tartışmaya açık bir konu. A**ım bu da çok kalın ya. Hava zaten sıcak. Bu ne ya? Terlik aldım şöyle bir tane. Ya bu terliği aldım ama benim zaten terliğim vardı. Sırf hani göstereyim diye. İş olsun diye şöyle bir çift terlik, bir çift battaniye. Burada döllü yastık. Bu böyle oynuyor galiba. Aynen bu da oynuyor. Şu ışığımı ben biraz daha açayım. Burada ihtiyaç var. Böyle imkanlar sahibi oluyoruz burada. Hijyen mi? Yani hijyen aramamak lazım aslında yani. 12 saati 2700 yene. Seni babanın tarlasında kaldırmazlar normalde. Bazı yemekler var. Bir tabak sushi 4000 yen falan yani. Hani fiyat uygun. Fiyat uygun. Sadece ne olduğu belli olsaydı keşke. Bak bilgisayara bakar mısın babacığım? Oyun oynayıp uyuyacağım diye geldim ben. Kasayı görüyor musun? Kasa bu abi. Ben burada ne oynayabilirim amına koyayım? Bu harbiden sadece porno izlemek için koyulmuş bir tane makine buraya. Oynayamam ben bunda bir şey. Wi-Fi var Allah'tan. Hani belki bir yayın yapmaya çalışacağım. Ama açıkçası başarabileceğimi sanmıyorum. Background'umda porno var ya. Kafamın background'u porno baksana. Kendiliğinden peçeteli poşetli. Küllük falan koymuşlar, sigara içmek yasak normalde Japonya'nın pek çok yerinde. Peçete için buraya poşet koymuşlar. Hani müthiş hizmet amına koyayım. Ah. Ve biraz küçük. Benim kalmak istediğim internet kafe çok büyüktü. Harbi yani böyle bir oda böyle yan yana, ben şu an mesela bir, buraya benden biri daha sığar. Şuraya bir kişi daha sığar. İki adam anca sığarız, ona böyle 4-5'im sığarım falan, böyle öyle büyük odalar vardı. Bu değil. Ufulet bastı beni burada hatta zaten. İnsan burada nasıl bir çekiyor birader, ne yapıyorsunuz burada ya? Sansürlü sansürlü ne yapıyorsunuz amına koyayım? Sıcak. Klima. Nasıl kalacağız ya burada? Oturayım mı harbi? Of. Bok vardı bu battaniyeye gittim aldım. Bu uzanıyor mu? Bu nasıl uzanıyor? Uzanmıyor bu. Ha kayıyor bu. Ha. Tamam şimdi abi. Şunu aldım. Bu ıslak mı bura? Yok. Bunu abi ne yaptım? Bunu niye aldım ben ya? Bu ne? Yukarı koydum abi. Bunu aldım abi. Yukarı koydum abi. Hadi baba. Bunu aldım abi. Bunu da yukarı. Buraya oturdum abi. Şöyle döndüm abi.
Dörlü koltuk keyfi. Tamam, şimdi bu koltuğu ileri itmemiz lazım. Aynen. Hı. Piştim abi. Vallahi çok piştim yani. Döllü buraya. Tamam, şimdi sizi alacağım elime. Burası sürece devam edeceğiz. Böyle bir flash bellek veriyorlar. Bu görmüş olduğunuz flash belleği kullanarak bilgisayarı açacağız. Bakalım bilgisayar açılıyor mu? Ayaklarımı görüyorsunuz. Güce bastım. Açılmadı hiçbir şey. Hocam bu açılmıyor ama. Kumandayı bunu da mı? Televizyonla mı açmak lazım? Ha. Aynen. Babam hadi. Şunu takayım mı? Ha, sesler geliyor. Bu ne? Bu DVD oynatıcının bu. Bunu elle mi? Bu döllüdür bu şey. Babacım ben bunu nasıl kullanayım? Çince bu ya. Japonca bu. Bu Japonca kumandadan nasıl kaynaklardan bilgisayarı açacağım? Aynen kim? Yok. Ne oluyor lan? Bu ne ya? Ne izliyorum ben? Bu ne oğlum? Lan bu ne lan? Oğlum Japonca at yarışı ama. Koş lan. Koş lan, geliyor. Vallahi geliyor. Kaptırdı ona doğru, geliyor, gel. Bas. Ananı vurdum senin ben be. Allah belanı versin senin be. Puh. Suratına sıçayım senin at gibi. Allah seni. Invictus'un original attachment. Süper ana koyayım, olaya bak ya. Uf. Aman dayım, düşme dayım aman. Hajime toku wa karamimashita. Abi, açtım bilgisayarı, HDMI falan da buldum fakat yani karşıma çıkan site direkt erotik. Kendi sitesi açıldı galiba buranın. Tam anlamadım. Şu bir geçsin, çevireceğim. En erotiği geçsin. Yayınlanabilir hale gelsin. Şöyle bir site geliyor. Google, Çin, Japonca. Ayarlar Japonca. Her şey Japonca. Dili çeviremiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum, beceremiyorum. Klavye. Japonca ve döllü Japonca. Garip bilmediğim tuşlar var. Bu ne bu? Burada kitap yazıyor ya. Arasına baksana, kuru dalga aynı ya. S**kem ya. Of, felaket. Ben şimdi buradan LOL indirmeye çalışacağım. Burada ancak TFT oynanır. Burada Hearts of Iron falan oynanmaz. Şöyle League of Legends desek. Tamam abi, bunun yok, bir dakika, League of Legends ben Türkiye'ye indireceğim abi. Japoncasıyla hiç uğraşamam. League of Legends indir. TRS insin abi. Hızımız kaç acaba? Yani onu da bilmiyoruz. İndir abi. İnşallah indirebilirim yani. Soliter oynayacağız yoksa. Baksana bilgisayar. Bilgisayar Japonca. Kafayı yiyeceğim burada. Delireceğim burada. Hadi babacım be. Şöyle bir 100 olsun, 200 olsun en azından ya. Hadi kurban olduğum, Japonya'nın göbeğindeyiz be. Ya Tokyo'nun göbeğindeyiz. Bana bunu hakir mi görüyor? 40. Hadi. Yapma be. Yapma be, inmez bu ya. Bu hızla inmez. 36 ile falan inmez. Japonya'dayım, 30 megabit indirme alıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. LOL inmez bugün yani. Tamam, benim şimdi işim var. Gerçi bunun oteline bir oteline gelip böyle deyince de çok dikkat çektim. Şimdi biraz sonra benim videom yayına girecek. Videonun ayarlarını yapmam lazım. Fakat ben bu Japonca ve 30 mekanımda üyeliğime giriş yapmak istemiyorum. O yüzden çok az şarjı olan telefonumdan videonun ayarlarını yapacağım. Reklamlama kısmına diyeceğim, işte bir arkadaşa diyeceğim bunu yapar mısın diyeceğim. 2-3 tane arkadaşla konuşmam lazım. Birkaç gündür bir şeyler anlatacaklar, anlatamıyorlar. Benim anlatacağım bir şey var. Bir sürü tantana var başımda. Bunları bir halledeyim. Biraz gezdireceğim etrafı size. Çaktırmadan gezdirmeye çalışacağım. Çünkü millet buraya
Bire geliyorsa gizli tutmak istiyordur. Büyük ihtimalle kamerayla yakalanırsam çektirmezler. O yüzden çaktırmadan gezmeye çalışacağız etrafta. Çok basık. Basıklığı geç, hava yok, havasız. Çok havasız. Evet, şimdi telefonum için şarj aleti almaya gideceğim aşağıya. Çünkü benim buradaki otelden getirdiğim şarj aleti burada şarj etmiyor. Sürekli takılıyor, boşa düşüyor. O esnada da etrafı çekmeye çalışacağım. Bilmiyorum nasıl olacak. İnşallah buradan kovulmadan etrafı çekmeyi başarırım. Kamerayı böyle hep aşağıya alacağım. Biri var. Biri var. Duş varmış burada. Tuvaletteyiz. Böyle bir tuvalet var abi. Şöyle garip bir tuvalet var. Burada VR da var bu arada. VR ekstra pahalı anladığım kadarıyla. Burada bir şeyler yazıyor hocam. Felaket yani. Gerçekten felaket. Garip. Fiyatlar 600 yen, 400 yen. Ne bileyim 1000 yen, 2000 yen, 1000 yen bir şeyler. Yani gerçekten çok acayip. Burada cinsel ürünler satılıyor. Çok kibar söyleyeceğim. Mastürbasyon ürünleri satılıyor. Burada otomat var. Bunun otomatı mı olur ya? Bu nasıl bir şey? Ne bunlar? Herhalde bunlar. Bilmiyorum. Tuvalette bile satılıyor. Çok garip bir yer ya. Şöyle otomat var. Buradan yemek alabiliyorum. Düşünmüyorum ama. Bunlardan hiç yemeyi düşünmüyorum. Bunlar hiç sarmıyor. Hangi can you give me phone charger? Just a moment please. Charger, charger, phone. Ah, oh, okay. Arigatou gozaimashita. 伝票に印をしたいのでご一緒にしますのでお待ちください。Okay. Okay. Can you open it? It's very hard, yeah. Okay. Thank you. Thank you. Yabancıyım ya bir de bütün gözler üstümde abi. Bütün gözler üstünde çok zor bir şeyler çektim. Ne yakalayabildim bilmiyorum. Bir kısmını daha çekmeye çalışacağız bakalım. Bu aşağıda gördüğünüz yer tamamen sansürlü halde gördünüz zaten. Orası resepsiyon lobi gibi bir şey. Felaket bir yer. Gerçekten felaket bir yer. Şöyle bir adaptör aldım. Bakalım ne boka yarayacak bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum. Biraz su falan alacağım. Burada oyun falan denedim. Allah kahretsin şu alakasızlığa bakar mısın ya. Oyun indirmeyi denedim, asla olmuyor. Bunu indirdim 64 bit diyor. Artık nasıl bir bilgisayar bu anlamadım yani. Oyun oynanmıyor burada. Solitaire falan oynayacağım. Fatih Altay ile izleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Su falan alacağım şimdi marketten. O esnada da böyle GoPro'yu aşağıdan böyle tutarak falan çekmeye çalışacağım. Çok dikkat çekiyoruz. Çok bakıyorlar. Bu Japonya beni ishal yaptı ya. Vallahi çok kötü oldu. Musluk suyu içiyoruz diye midir? Niyedir artık anlamadım ama çok kötüyüm yani. Hello. Hello. Okay. Drink. Drink. Water. Oh. Auto drink serve. Auto drink serve. Hmm? Auto drink serve. Auto, ha, vending machine. Yes. I go out, buy water. Oh. Turn to right, parking. Right. Yes. Okay, I'm going then. No. Oh, light. Turn three right. Right. Go say yes. Okay, thank you. Hey, welcome. Böyle bir yerdeyiz hocam. Şuradan bir yerden bulacağız olsa gerek yani. Bir yer bulalım, poşetle bir şeyler alalım. Açlıktan, susuzluktan öleceğiz. Kuruduk odada ama koyayım ya. Kuruduk ya, oyun da açılmıyor var ya, kafayı yiyeceğim var ya. Yok, bunlar pahalı. Bunlar pahalı, bana market lazım. Bana Family Mart falan bir şey lazım. Burayı geri bulabileceğim mi lan ben? Sürekli izleniyorum ya, sürekli ya. Rahat rahat şu ahlaksızlığın çekimini yapamadık be kardeşim ya. Hep diken üstündeyim ya. Sürekli bir şey istiyorlar benden. Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun? Hocam poşet aldım. 2 tane. Sanırım 2 litrelik su bu. Şöyle kondomun yanına koydum. Bir tane de 2 litrelik su hocam. Şöyle kondomun yanına koydum. Bir tane cips aldım. Burada zaman geçmeyecek benim için. Çünkü daha oyun açamadık. Fatih abimizi izlerken yemedik bir adet cips. Şöyle. Cips mi dedim ben? Sıcaktan beynim dondurma aldım. Biraz erimiş bile. Bunu hemen patlatacağız. Çikolata aldım. Böyle bir tane kuki aldım. Islak mendil aldım.
şunları bu silmeden daha fazla dokunamayacağım. Çünkü gerçekten yapışıklığı hissediyorum yani. Şu kumandaya bir dokundum var ya. Bin pişman oldum. Gerçekten çok kötü bir durumdayım. Psikolojim alt üst olmuş vaziyette. Çok kötü. Çok kötü. Buraya mastürbasyonel amaçla gelen abilerimiz, günlük olarak kullanan abilerimiz için de çok kötü. Basık, nemli ve yağlı. Çok yağlı bir yer. Hadi Fatih abi izleyelim ya. Ben biraz sıyrılıyorum Fatih. Ben bugün yayın yapacaktım ya. Canlı yayın yapacaktım abi ben. Şu anda Twitch'te yayında olmam lazımdı benim. Saat şu an Türkiye'de 9 mu 10 mu ne? Buraya gelmeden önce dedim ki yayın yapacağım dedim orada. 2 günde bir, 3 günde bir maksimum yayın yapacağım dedim. Bizim otel zaten ahır gibi. 3 kişiyiz bir tane odada. Götü çıkarlar odada ahır gibi. Dedim bari burada yaparım en azından bir 2 saat yayın yaparım. Etrafı anlatırım bir şey yaparım. Yok. Yok bilgisayar 6 kere kapanıyor. Yani Fatih abinin videonun şuraya gelene kadar. Yemin ediyorum bak buraya gelene kadar. En az 6 kere kapandı amına kodum bilgisayarı. Bunlar bu p***ları nasıl izliyorlar anlamadım zaten. Şurada bir tane şey koymuşlar. Pioneer. DVD mi ya, VCD mi, kart okuyucu mu bir şey koymuşlar. Yani bu doğru bir şekil değil ya. Bu yani bu çağın şeyi değil bu. Hani bu 2002. 2008. Bunu 2009'da yap. Of amına kodum var ya. Şu an 2023'teyiz. Tıklım tıklım var. Ana baba günü amına kodum. Tuvalette böyle bir sıçıyorum 10 kişi sıra bekliyor. Öyle bir kalabalık yani. İnanılmaz bastırılmış bir cinsellik. Yoğun bastırılmış bir cinsellik. Aşağıda bir göz attım. Full yani burayı sansürlerim full. Full. Nasıl yasal lan bu? Hani işin etik kısmını geçtim. Bu nasıl yasal oluyor? Her nasıl? O onu çıkıyor. Bu bunu buralar hep sansür. Ama siz anladınız nasıl bir çeşit olduğunu. Hani suç lan bu. Bu suç bu artık zanaat ya da sanat değil artık bu bir suç. Bu garip. Hani sansürlediğin zaman edebiliyorsun anladığım kadarıyla içerik olarak. Garip. Çok pis bir de. Ne var orada? Koyamayacağım onları. Kapak fotoğrafında böyle o DVD'nin fotoğrafı var. Koyayım var ya böyle bir ben hep sansür bunlar. Çok çirkin çünkü. Çok trash talk bu. Ben sana yemin ediyorum bak. Bir metre boyunca aralıksız ve Photoshop olmadığı çok belli. Böyle musluğu gibi böyle yani. Neler var yani yan odalarda kimlerle takılıyorum bilmiyorum ama. Metro da yok. Nasıl gideceğim bilmiyorum. Eve nasıl döneceğim onu da bilmiyorum. Bakalım. Fatih abiyle şimdilik devam ediyoruz. Cips açtım. Fatih abi ve Tikkat Baby Potato Chips Savory Salt Flavor içiyoruz abi. Yiyoruz abi. Fatih abi ve kondom detayı. Abi kusura bakma ya. Gerçekten istemezdim onu koyacak yer yok ama. Her yer dolu. A** koyayım fare ananı. Nefret ederim fareden. A** koyduğum iki hayvanı köpek gibi ses çıkardı aklımı aldı yerinden ya. Kedi salın şu sokaklara buranın haline ya. Evet arkadaşlar çıktım oradan daha fazla dayanamadım ya. Şimdi burada şöyle bir durum var. Sabah 5'ten önce de metrolar falan açılmıyor. Dünyanın en büyük şehri top taşıma gelişmiş o bu şu Allah kahretsin yani. Allah kahretsin sabahın 5'ine kadar ne yapacağım ben ya? O yer olmayan yere bir daha gideyim sorayım. Gerçekten internet kafe otel olan yarım metrekarem yanımda birilerinin bir şey patlatmadığı falan bir yer olan yere gideyim sorayım bakayım. Belki onu da bugün çekersem bu konu tatlıya bağlanır. Fare stirbe soktu beni şimdi bak. Yok değil mi fare falan? Ya bok gibi bir gün bugün ya. Çok kötü modifiyeli ama çok sığ ve çiğ ve basit modifiyeli. 3 tane arka arkaya. Şu en öndeki Mazda galiba. Ortadaki de Mazda galiba. Emin değilim ama hiç. Arkadaki direkt eski kasa BMW duruyor. Kesin hepsini yanlış söyledim. Hepsini düzeltirsiniz siz yorumlarda. Sıkıntı yok. Ne yapacaksınız? Kalkış var mı? Ha kalkıyor. Kalk bakayım. Yan ver açı ver abi. Ver abi açıyı. Ver abi açıyı. Açı ver. Açı ver. Açı ver ya. Şurada bir şey çekiyoruz. Açı ver ya. Koskoca kavşak var. Ver yanı ya. Ver yanı. S**t ondan sonra. O kadar basmışsın arabayı. Niye yan vermiyorsun yani? Madem polis de yok etrafta. Zaten iğrenç bir gün bari bir tane yan görseydik ya. Şu ileride bir tane kız var. Etrafında da 3 tane adam toplandı. Elinde kağıt tutuyor. Vallahi başımıza iş almadan şey diyeyim. Seks işçisi galiba. Şöyle diyebilirim herhalde. Kafa sallandı.
Onay verildi, gülünülüyor. Yani eskort da elinde pankartla eskortluk yapmaz. Burada da aha gidiyorlar. Nereye gidiyorsunuz lan? Çok neşeli bir muhabbet dönüyor orada. Aha gidiyorlar, vallahi gidiyorlar. Vallahi gidiyorlar. Nereye gidiyorsunuz lan? Ne var oğlum orada? Hiçbir şey yok. Otel mi var orada? Bir tane internet kafe otel var. Sakın gitmeyin oraya. GoPro'nun da kaydettiğini görmüyor. Yanımda biri bekliyor. Deli sandı beni. Vallahi gittiler. Durum yaşanacak. Bu işin maksimum oluru 2'dir. Çok temkinli bir 2'dir yani. Bu çok. Bak. Her yer fare. Orada da fare var. Bir sürü var. 1, 2, 3 bu ne ya? Bu artık iğrenç değil başka bir şey ya. Kebapçı var. Abi fare var dükkanın önünde ya. Ben buradan geçerken benim üstüme atlarlarsa ne olacak? Kedi lazım kedi. Çok ürktüm şu an, çok da hızlı oldu. İki tane de insan geldi gitmedi. Ses de yapıyorlar. Bak burada. Pislik mikrop. Mikrop gelme lan. Gelme lan üstüme s**k. Hiç sevmem abi hiç. Hiç haz etmem abi. Babacım bu... Git. Ha git oradan. Ben de buradan geçeceğim şimdi. Çekil abim. Gelme abim. Bekleyemem. Kuduz muduz oluyor bunlar da ya. S**im ya. Her yeri fare basmış. Nerede belediyecilik? Nerede Tokyo Belediyesi? Böyle olur mu abi? Şıp ses çıkarıyor ayaklarıyla. Kodumun hayvanı. Veba yapacak beni şimdi. Bir yer buldum mu? Ama hiç kimse yok yani. Hiç çalışan kimse yok. Şurada bir arkadaş var. O dedi, kayıt yaptır dedi. Kaydı da kendin yapıyorsun yani. Eleman yok, bir şey yok. First time visit. Yes. Next. Bye. Murat Engin. Telefon numarası. Babacım anlamayacaksın ki, yazayım ben ama. Erkeğim ben. Galiba çalışan yok. Kendi kendimize yapıyoruz ne yapıyorsak ya. S**eceğim artık ya. Abi üye oldum. An itibariyle üyeyim, kart verdi bana. Çok enteresan bir kart sahibiyim. Şöyle bir kart aldık ama bunun QR kodu bozuk mudur, çalışmıyor mudur nedir anlamadım. Olmadı. Dedim orada bir tane Japon çocuk vardı, kimse yok mu burada dedim. Dedi kimse yok. Bu saatte kimse çalışmıyor dedi. Bari etrafı gezelim. Bunlar ne böyle? Yine benzer bir yere gelmedim herhalde değil mi? Bunlar sadece dergi galiba. Bunlar ne? Anime, manga, kitap. Kütüphanede miyiz lan şu an? Aha içecek makinesi. Buz, içecek makinesi. Kokteyl makinesi. Burada da kiralık bir şeyler var. Burada duş var. Kadın erkek ayrı duş. Tam buraya kadın da geldiğine göre demek ki burası öyle bir yer değil. Katlar var. 3. kat, 5. kat. O yukarılarda da odalar var belli ki. Şöyle. Abi yani bu şekil olmadı ya. Şuradan bir içecek alayım da haram. Boğazıma dizilsin. Olayım gideyim ondan sonra. Lan dur. Süper. Geldim şimdi. Böyle bir yer. Japonca bir şeyler yazıyor, yanında club yazıyor, 24 saat açık diyor. Bakalım bizi alacaklar mı? İyi, fareler tarafından yenilmedim. Ulaştık. Hadi bak. Bunların asansörleri böyle halı var üstünde. Efendim? Kapatayım da şimdi. Başaramadık abi. Toplam 3 farklı internet kafeye gittim. Üçünde de yok, yer yok yani. Çok ucuz diye herhalde, büyük talep var. Bir de sabah şu an 5. Sabah 5 olunca tabii biraz 100. yılı andırmış, E5'i andırmış ortalık yani. Çok çeşitli tekliflerde bulunuluyor. Cüzi miktarlara. Yok diyorum ablacığım lütfen. Başım bağlı diyorum. Mis istiyorum. Bakmayın a**ına koyayım sarhoş. Işık mı görmediniz hayatınızda? İnternet kafe ararken başka şeyler çıkıyor sürekli önümüze yani. Gasp edildim edileceğim bu elimdekiyle. Daha fazla dikkat çekmeden ben bu videoyu burada bitireyim diye düşünüyorum. Olmayacak çünkü yani, bulamayacağız internet kafe. Valla belki önümüzdeki günlerde bir internet... ne geçiyor be? Önümüzdeki günlerde belki internet kafeye gidip bu videoyu uzatabilirim ama şu an bitiş de izliyor olabilirsiniz.
Eğer şu an bitici izliyorsanız bu videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi internet kafe böyle bir şeydi. İnternet kafe değildi benimki. Benim bulduğum internet kafe değilmiş. Bambaşka bir kafeymiş. Bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz diyorum. Bir dakika lan, saat 5. Metro açıldı lan. Ben ne yapıyorum lan? Saat 4. A**a koyayım, bir saat ne yapacağım ben burada ya? Hadi gittim ben. Hadi gel.